kampımızın sevimli hırsızı yavru tilkiden üzülerek ayrıldık. Bir önceki bölümümüzde kamp yaptığımız alanda bir tilki yavrusunun yumurtalarımızı teker teker götürdüğüne tanık olmuştuk. İşte o yumurtaların nereye gömüldüğünü takip sonucu tespit ettik. Tilkiler yavru da olsa içgüdüsel olarak yiyeceklerini toprağa gömer. Şimdi de buradan çıkarıp yemek için uygun bir yere götüreceğim. Ama biraz acelesi var. İlk yumurtayı çıkarır çıkarmaz yiyor. Çok acıkmış olmalı. Kazmaya devam. Yumurtalar teker teker taşınıyor. Gün ağardığında ekip yoğun bir çalışma içinde olacak. Ekip şu an Şahkartal gözlemi için hazırlık derdinde. Gün boyu onları takip edecek, çekimlerini gerçekleştirecekler. Ayrıca onları periyodik olarak besleyecek ve sürekli gözlem altında tutacaklar. Bunlar ebeveynlerini kaybedip bize sığınan yavru şahkartallar. Her şey yakınımıza geldiklerinde yemek vermekle başladı ve iş bu noktaya kadar geldi. Artık onları uçuncuya kadar beslemek zorundayız. İş bitimi ve yemek zamanı. Ocakbaşı, ekipten Merve'nin kontrolünde. Ayça, efendim. Bana şeye yap, öbür sandalye olsun. Alçak bir şey yok be. Ondan harika. Göresine konuşur işte, ne yapayım. Arkandakini alıver. Yavrular bir türlü doymak bilmiyor. Büyüme çağındalar ve besin ihtiyaçları her zamankinden fazla. Ya da bağdaş grup yeri. Benim yeşil tişörtümü çıkarmama gerek var mı? Bağdaş grup yeri doktoruz. Daha sonra karavan yaşamında da aynı şeyi diyeceksin değil mi? Buna göre. Beyazı gidecek, içine bile giden kavramamış. Hemen geliyorum. Uyudu mu onlar?
kadar. Joyne uyudu da. Keş uyur mu? Keş daha hayatta. O uyur mu abi? Ayaklandılar. Yavrulardan biri yakınımızda, diğeri de ağaç tepesinde. Bu diğerine göre daha büyük, yani yumurtadan ilk çıkan yavru. En azından bizim tahminimiz böyle. İlginç bir karakter yapısına sahipler. Hiç ayrı kalamıyorlar. Başlarında ebeveynleri olmadığından olmalı. Ekibin dikkati onların üzerinde. Ses mi duyuyorlar? Kapıdan kalkıyorlar şimdi. Geri geliyorlar. Çünkü kuru dallara yemekleri bırakıldı. Gördüklerinde aşağı iniyorlar ve bunu alışkanlık haline getirdiler. Keş. Oğlum. Ekibin diğer üyeleri de hazırda bekliyor. Herkes yiyecek derdinde. Biz de dahil. Niyeti var. Uşacak, uşacak. Yemek yerken kaçırmayalım da gözümüzden hayvan ayaklarını tutmasın. Merve işini ustalıkla yapıyor. Birazdan ben de katılacağım. Akşam saatleri en keyifli zamanlar. Ocak tekrar yakılıyor. Ekibin bütün üyeleri relax durumda. Çünkü çekimler neredeyse bitti. Şahkartallar bugün yarın bizden ayrılacak. Neredeyse 5 aydır buradayız. Kendimizi ormanın bir parçası gibi hissetmeye başladık. Yine de tedbiri elden bırakmamaya çalışıyoruz. Ayılara pek rastlamadık ama kampımıza sık sık uğrayan çakallarla neredeyse arkadaş olduk. Birbirimizi görmüyoruz ama orada bir yerde olduklarını hissediyoruz. Sürekli olarak etrafımızda dolaştığından eminiz. Tahminim onlarda da bir alışkanlık oluşması kuvvetle muhtemel. Yırtıcı bir hayvan da olsa şimdiye kadar onlardan zarar görmedik. Biz de onlara zarar vermedik. Ormanın ortasında gül gibi geçirip gidiyoruz sonuçta. Çakal harici kampımızın diğer müdavimi bu kızıl tilki yavrusu. Bizim yumurta hırsızı. Kampımızda olan 15 tavuk sürekli ona çalıştı diyebiliriz. Diğerleri bir yana ama artık onu hiç yadırgamıyoruz. Artık o da kampımızın bir üyesi oldu. Şu anda da bizi gözetliyor. Yemek faslı bitip herkes köşesine çekilince, ortalığı derleyip toparlamak da her zaman olduğu gibi yine bizim üstümüzde. Ama yalnız olmadığımızı biliyorum. O yine hemen az ilerimizde. Yavrunun yakınlarında bir kurbağa dolaşıyor. Ama yemekle yememek arasında kalmışa benziyor. Ocağı söndürmeye çalışıyoruz. İlerleyen saatlerde ortalık daha da ıssızlaşınca kampımızın gayri resmi elemanı genel kontrolünü yapmaya geliyor. Ocak yeniden alevleniyor. Son kalan odunlar tutuşmuş olmalı. Yavru tilki ocak ve civarını en ince noktasına kadar elden geçirecek. Ekip derin uykuda.
Gürültüler çoğalınca ister istemez dışarı bakmak ihtiyacını hissediyorlar. Bu tabii iki yavru tilki. Ben çok karşılaştım ama onlar ilk defa görüyorlar. Ekip biraz şaşırmış gibi. Bir yandan da merak ağır basıyor. Yavru tilkinin ise hiçbir şey umrunda değil. Arayışına devam ediyor. Aynı yerlere bıkmadan, usanmadan defalarca gidip geliyor. Zaman daha da ilerlediğinde ben de olaya dahil oluyorum. Onun yeterince doymadığını düşünerek ekmek bırakıyorum. O da şahkartal yavruları gibi gelişme çağında ve sürekli yiyecek derdinde. Aylardır buradayız. Ormandan ayrılma zamanımız yaklaştı. Belki de bu onun son görüşüm olacak. Ona mümkün olduğunca yakın olmak istiyorum. Belki de onu bir daha hiç göremeyeceğim. Hüzünlendim biraz. O kaçtıkça ben yaklaşmaya çalışıyorum. Ama gider ayak bize son oyununu oynadı. Aksesuarımızı almış. Anlaşılan biraz oyun oynamak istiyor. Ama birkaç dakika sonra barış imzalıyoruz. İletişimimizin mesafesi sürekli kısalıyor. Onu elimden besleme isteği oluştu birden. Eğer ona elimle yiyecek verirsem bu bana çok büyük bir haz verecek. Acaba başarabilecek mi? Karavandakileri de uyandırmamaya çalışarak kısık sesle onu çağırıyorum. Ekmeği elimden almıyor ama bana bir metre kadar yaklaşıyor.
Bu, onun son görüşüm oldu. Birkaç gün sonra yola çıktık. Sevimli hırsızımız yavru tilkiyi henüz tanışmasak da çakalı ve aylarca besleyip büyüttüğümüz, hayata tutunmalarını sağladığımız şah kartal yavrularını geride bırakarak. Üzülerek ayrılıyoruz. Hepsini de çok özleyeceğiz. Hoşça kalın. Hocam niye geri vitesi kaldırarak alıyorsun?